yeniden Grizu faciasına dönüyoruz ya da Grizu olayına diyelim. Bursa'daki maden ocağındaki patlama ve geçmişteki benzer olayları kadermiş gibi yorumlayanlar var. Aynı zamanda takdiri ilahi, patlama oldu, Grizu patladı, duvar çöktü diyenler de var. Sonuçta yerin yüzlerce metre altındaki işçiler yanarak can verdi. Geçen Mayıs ayında denetlenmiş ocak, eksikleri saptanmış. Aynı zamanda işçiler ihmallerden bahsediliyor. Aralık ayında eksiklerin tamamlanması istenmiş. Ama bu süre zarfında maden ocağı kapatılmamış. İşçiler risk olmasına rağmen yerin yüzlerce metre altında kömür çıkarmak durumunda kalmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türmen telefon attığında. İyi günler Sayın Türmen. İyi günler Oğuz Bey. Hem evrensel hukuk açısından bakıldığında hem de bizim Türk ceza hukuku açısından bakıldığında burada neler yapılmalı? Yöneticiler gözaltına alındı ama bunlar yeterli mi? Bunun cezası hangi maddeye, neye göre saptanır efendim? Şimdi Oğuz Bey, 19 kişi öldü. Evet. 19 kişi arkasında bıraktığı bir yığın acılı aile var. Çocuklar, kadınlar. Bu bir ne takdiri ilahi ne de bir doğal afet. Bu böyle bir ihmal sonucu ortaya çıkmış facialar. Bunun sorumlularının üstüne gidip bu sorunlarla ilgili bir kere doğru dürüst etkili bir soruşturma yürütebilmek lazım. Yani burada ihmali bulunan, kusuru bulunan sorunları yakalayıp adalet önüne çıkarmak için gereken her türlü çabanın gösterilmiş olması lazım. Bu hem ulusal hukuk açısından hem uluslararası hukuk açısından çok gerekli. Uluslararası yani insan hakları hukuku açısından baktığınız zaman tabii devletin sorumluluğu var mı yok mu? Bunu tespit etmek gerekecek. Yani devlet yapması gereken bazı şeyler vardı da onları yapmadı. Ya da çünkü bunlar burası çok tehlikeli madenler bunlar. İnsan hayatına önemli tehlikeler yönelten çalışma yerleri bunlar, iş yerleri. O nedenle devletin de özel bir takım sorumlulukları, özel bir takım yükümlülükleri var. Devlet buralarını denetlemekle yükümlü. Burada gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını tespit etmekle yükümlü. Bu yükümlülüklerini yerine getirmiş mi devlet? Bir de buna bakmak lazım tabii. Sayın Türmen, çünkü cahilce bir sorum olacak emin değilim ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu tür olaylar geliyor mu? Hatırladığınız bir dosya var mı? Tabii geliyor. Hatırladığım olay mesela Öner Yıldız olayı var. Bu şeydeki bundan birkaç yıl önce İmraniye'deki çöplüğün patlaması olayı var mesela. Evet. Orada devletin sorumluluğuna hükmetmişti. Devleti insan yaşamını ihlalle suçlamıştı ve bu ikinci maddenin insan yaşamıyla ilgili maddenin ihlal edildiğine karar vermişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü orada devlet bildiği halde, kendi dikkatine getirildiği halde böyle bir takım patlamalara olabileceği gerekli önlemleri almamıştı. Burada da böyle bir şey var. Şimdi Mayıs ayında denetlenmiş. Eksiklikleri görülmüş. Ondan sonra bu eksiklikler görüldükten sonra ne diye çalışmasına izin verilmiş ocağa? Bu eksiklikler görüldükten sonra ocak kapatılsaydı, eksiklikler tamamlanana kadar kapatılsaydı, eksiklikler tamamlandıktan sonra açılsaydı örneğin, bu kaza meydana gelmeyecekti belki de. Evet. Sayın Türmen, buyurun efendim. Hayır, bunları yani bu ikide bir oluyor bu olaylar. Ondan sonra takdiri ilahiyle geçiyoruz. Ondan sonra bir süre sonra gene tekrarlanıyor. Evet. Yani bu artık bir takım doğru derslerin çıkarılmış olması lazım bu olaylardan diye düşünüyorum. Sayın Türmen, çok teşekkür ederiz yayınımıza katkı.